Biraz da hani şöyle derler ya, hani şiir isyanı anlatmıyorsa, şiir duruşu anlatmıyorsa ya da roman bunu beceremiyorsa ne işe yarar diye sorgulanır ya. Şekerlere zeyim, şirin dillere katip arzu alın, yaz yara böyle güzelim emey, bir tanem emey, güzelim emey. Evet, maaşlar gitme başladı ve vatandaşlarımız ilgiyle toplamaya başladılar. Her sene Kocaeli'nde bu oluyor. 14.sünü düzenliyoruz. Belki de Kocaeli'nin en keyifli etkinliklerinden bir tanesi bu. Gördüğünüz üzere kitap severler ilgiyle dallardan kitap toplamaya başladılar şu anda. Gerçekten heyecan verici. Kitaba olan ilgi. Kitap severlerin sabahın bu saatinde ağaçlardan kitap toplamak üzere çıkarttıkları şu ses, dallarından kopan kitapların sesi. Umarım bu ses hiçbir zaman Kocaeli'den eksik olmaz ve artarak devam eder. Bu sene 14'sünü düzenliyoruz. Geçen yılda hedefimiz 1 milyon ziyaretçi sayısını aşmaktı. İnşallah bu sene aşmayı başarırız diye ümit ediyorum. Tüm kitap severleri, tüm Kocaelilileri, çevre illerdeki tüm kitap severleri bu kitap fuarını ziyarete davet ediyorum. Aslında bu biraz da hani şöyle derler ya, hani şiir isyanı anlatmıyorsa, şiir duruşu anlatmıyorsa ya da roman bunu beceremiyorsa ne işe yarar diye sorgulanır ya, biraz da oradan bakarak dünyada özellikle son yıllarda yaşanan zulümleri de dikkate alarak seçtiğimiz bir tema oldu. Bir yanda Gazze'de yaşanan zulüm, çevre ülkelere yayılmakta olan zulüm, dünyanın gözleri önünde dünyanın kabul etmiş olduğu tüm değerlere karşı yürütülmekte olan saldırı dikkate alındığında kitap severlerin belki de üzerinde en çok durması gereken hususlardan bir tanesi bu. Belki de bu faaliyetler ancak o zaman anlam kazanıyor. Çünkü esasen kültür faaliyeti dünyayı daha iyi bir yer haline getirme faaliyeti. Onun gerisinde başka bir şey kalmaması lazım. Biliyorsunuz daha önceki yıllarda Ukrayna-Rusya savaşında başlayan ve her zaman olduğu gibi en çok kadınların ve çocukların zarar gördüğü bu tür şiddet olaylarında, insan hakları ihlallerinde birilerinin sesini çıkartması gerekiyor ve bu manada en büyük görev belki de aydınlara düşüyor. İnsanlığın bugüne kadar üretmiş olduğu tüm değerleri yeniden hatırlatmaları, çok güçlü bir şekilde seslendirmeleri gerekiyor. O zaman şiire de, romana da, edebiyatın tüm alanlarına da daha fazla, her zaman olduğundan çok daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. O manada isyanın edebiyatı üzerine bir temanın ortaya konmuş olması çok daha anlamlı hale geliyor. Dünyanın dört bir yanından isyan edebiyatının örneklerini arkadaşlarımız aynı zamanda kitaplaştırdılar. Bu kitap severlerle de 14. kitap fuarında buluşmuş olacak. İnşallah buradan, bu kitap fuarından dünyanın çeşitli coğrafyalarında yaşanmakta olan zulme de bir ses yükseltilmiş olacak. Sözümüzü yükseltmiş olacağız. İnsanların başına bombaların yağdığı coğrafyalarda, insan haklarının ihlal edildiği coğrafyalardaki isyanın yanında durduğumuzu, insanlığı adalete çağırdığımızı buradan haykırmış olacağız. Sivas ellerinde sazın çaldı, Çamlıbeler bölük
bölük bölünür. Yardan ayrılmış ambarın delinir. Katip arzu alın yaz yara böyle güzelim emeği. Bir tanem emeği güzelim emeği. Yardan ayrılmış ambarın delinir. Katip arzu alın yaz yara böyle güzelim emeği. Bir tanem emeği. Kalem tutan ellere katip arzu halım yaz yara böyle. Şekerlere zeyim şirin dillere katip arzu halım yaz yara böyle. Güzelim bebeğim. Bir tanem emeği, güzelim emeği. Şekerlere zeyim şirin dillere katip arzu alın yaz yara böyle. Güzelim emeği, bir tanem emeği. Sultan Abdal'ın ay 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 ay. Çok veriyorum ben. Katip arzu alın yaz yara böyle. Güzelim emeği, bir tanem emeği. Thank you.